Herkese günaydın. Bugün sizlerle sabah bakım rutinimi paylaşacağım. Sabah ilk kalktığımız zaman saat 5 gibi uyanıyoruz. Edward o saatte uyandığı için. O saatten Edward kahvaltı edip tekrar ilk uykusuna yatana kadar ben yüzümü bile yıkamıyorum. Çünkü zaten yüzümü genelde suyla yıkamıyorum, çok kuru olduğu için. O zamana kadar hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi Edward'ı uyuttum. Saat şu an 8'i çeyrek geçiyor. Ve ben rutinime başlıyorum. Rutinime dişlerimi fırçalayarak başlayacağım. Kullandığım diş fırçası daha önceki bitenler videolarından da bilirsiniz. Şu küçük ağızlı olanlar. Hepsini bu arada kullandığım her şeyi aşağıdaki info box'ta bulabilirsiniz. Bu Swiss Dent Profi'nin çok hassas diş etleri için olan bir diş fırçası. Bugün ilk defa kullanacağım bir diş macunu var. Bu da doğal kozmetik ürünlerinden biri. İçinde yeşil çay varmış. Bakalım tadı nasıl. İlk defa bugün sizlerle birlikte kullanıyor olacağım. Bunu Dance'den aldım. Dance'de biliyorsunuzdur vloglarımı izliyorsanız eğer. Bu Edward için yemek alışverişi yaptığım yer. Çok güzel tadı. Hiç nane tadı yok. Ben öyle acı acı diş macunlarını hiç sevmiyorum. Gerçekten çay tadı var. Yeşil çay tadı var. Hatta tatlı gibi bile. Çocuk diş macunlarına benziyor tadı. Tadını çok beğendim. Dişlerimde diğer diş macunları ne yapıyorsa aynısını yapmış oldum. Şimdi bakım rutinime başlıyorum. Bunlar benim kullandığım pamuklar. Ebelin markasının birçok bu tarz pamuklarının en çok beğendiklerim bu markanın oldu. Şöyle. Şimdi ben bir yüz temizleme kremi kullanacağım. Bu Caudalie markasının. Bunları aşağıda açıklama kısmında zaten tek tek yazacağım. Göreceksiniz. Ben bu markanın neredeyse her ürününü beğeniyorum. İçinde tabii birkaç tane var almak istemeyeceğim tarz ürünler. Ama genelde diğer şimdi %100 temiz içerikli mi? Hepsi değil. Her ürünü değil. Ama diğer bakım ürünlerine göre yani normalde Drogerilerden aldığımız bakım ürünlerine göre yine de çok daha temiz içerikli. Bu daha önceden bahsettiğim bir app vardı. O app'te de kontrol edebilirsiniz. %100 temiz içerikli olmasa da her ürünü, bu arada %100 temiz içerikli olan ürünleri de var. Her ürünü öyle olmasa da birçok ürünü temiz içerikli ürün. Şimdi yüzümü sildikten sonra bir pamuk daha alıyorum. Bu pamukla da yine Caudalie'nin toniğini kullanıyorum. Bunların bu arada kokuları neredeyse bütün bendeki serisinin bütün ürünlerinin kokuları birbiriyle neredeyse aynı. Çok benzer. Çiçek kokusu gibi. İçinde zaten bunların sanırım şey var. Üzüm. Çok güzel. Kokuları çok hafif ve cildinizde kalmıyor öyle kokusu yani. O da önemli benim için. Çok buram buram yüzümün kokmaması. Edward sürekli üstümde olduğu için ona da çok dikkat ediyorum. Evet, yüzümüzü de temizledik. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Islak ıslak olmasın diye. Çünkü şimdi göz kremimi alıyorum. Göz kremim de Caudalie markasının. Bu arada sadece göz için değil, şu dudak bölgesi için de kırışıklık önleyici bir şey. Bunu ne kadardır kullanıyorum? Sanırım 1,5 ay falan oldu.
1,5 aydır bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Daha önceden, bu arada akşamları farklı bir göz kremi kullanıyorum. Daha yoğun bir krem kullanıyorum. Şöyle ki, benim gözlerimin altındaki çizgileri kuru olduğu için normalde çok makyaj yaptığım zaman inanılmaz dolma oluyordu. Makyaj orada kalıyordu yani. Bunu ve akşam kullandığım kremimi kullandıktan sonra o neredeyse sıfıra indi. Yani benim daha böyle yoğun kremlere ihtiyacım varmış. Daha önceden kullandığım kremler normal ciltler içindi. O yüzden çok bir etki etmiyorlardı. Şimdi şöyle dudağımın üst kısmını da şuralarına da süreceğim. Evet, bunu da bitirdik. Şimdi gelelim seruma. Serum da yine Caudalie markasının kırışıklık önleyici serumu. Bunun böyle çok 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 hafif bir yapısı var. Sürdüğünüz gibi neredeyse burada pompalı bir şey şöyle. Birkaç nokta böyle koyuyorum. Oh, buraya geldi. Buraya genelde sürmüyorum, orada diğer krem olduğu için. Bu böyle çok su gibi akışkan ama sürdüğünüz anda cilde yani yapışıyor derken direkt işliyor yani hiçbir şekilde. Şimdi sürdükten bir dakika sonra hissetmiyor olacağım. Yani yüzünüz çok mesela kuru değilse benim gibi, yağlı bir cildiniz ya da karma bir cildiniz varsa, makyajdan önce krem sürmek istemiyorsanız bunu sürüp üzerine makyaj yapabilirsiniz. Çok da şey, hiç parlamayacak bir şey yani, çok kuru kuru bir şey. Bu arada ben şimdi çok az bir fondötenden önce şeyi süreceğim. Yüz kremi, nemlendirici. Bu da La Roche-Posay'in kuru ciltler için olan. Bunların bütün ayrıntılı bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz zaten. Yüz kremi. Onu da bir şöyle sürüyorum. Evet. Bütün yaptığım bu benim sabahları. Bunu böyle yapıyorum. Bütün bu bakımı. Hep aynı şeyleri yapıyorum zaten. Akşam farklı yapıyorum birazcık. Bunu yapıyorum. Ondan sonra içeri oğlanın mesela uyurken o bir şeylerin işte yemeklerini bir sonraki öğünü hazırlıyorum. O tarz şeyleri yapıyorum. Benim günlük bakım rutinim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.